Bugün nelerden bahsedeceğiz? Kendimi tanıtayım isterseniz öncelikle. Bahar Denizoğlu, Kıbrıs'ta Kuaför ve Güzellik Akademisi sahibiyim. Akademi olarak kuaför ve güzellik eğitimleri veriyoruz orada. İngiltere'ye bağlı bir kurumdur. Yeni projeler adı altında ilerlemeye çalışıyoruz orada. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını teşekkür diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu işe yönelmeniz nasıl oldu? Bir kırılma noktası yaşadınız mı? Yurt dışından geldim aslında. Avustralya'dan geldim. Oradan gelerek işte orada üniversiteyi bitirdim. Kuaför güzellik eğitimi dalı altında. Ve Kıbrıs'a geldikten sonra işte öğretmenlik hayatı içerisine girdim. Değişik bir duygu öğretmenlik hayatı. Çok güzel, bir meslek. Harika. Aşık olduğum bir meslek. Öğrencilerle birlikte olduğum bir meslek. Farklı bir duygu. Çok güzel. Öğrenci hayatı benim için öğretmenlik hayatı, ikisi bir arada. Çok güzel, aşık olduğum diyebileceğim tek bir meslek yani. Bilgileri paylaşmak, öğretmek çok güzel. Gerçekten, değil mi? Gerçekten. Yetiştirmek. Sevgi, evet. Önemlisi o zaten. Daha sonrasını alabilmek. Öğrencilerden dışarıda onları bir gururla salonlarını açtıktan sonra bir meslek sahibi edebilmek kendilerini. Benim için özellikle de bayanlarda benim için çok güzel bir gurur. Ne güzel. Onur verici. Evet, onların iş hayatında aktif rol almaları kesinlikle, çok önemli değil mi? Kesinlikle. İstihdam yaratmak. Kesinlikle. Bir bayan, yani bir bayan olarak da onur verici bir duygu bu benim için. Evet. Peki müşterilerinizden gelen talepler en çok hangi yöndedir? Öğrencilerimiz yani bütün dallarda mevcut. Güzellik dalında, kuaförlük dalında, erkekle birazcık daha fazla erkek berberliği dalında. Yurt dışından da öğrencilerimiz var şu an Kıbrıs'ta. Bayağı bir iyi bir sektör dalında. Daha öncelerde mesela şey yoktu, akademi yoktu Kıbrıs'ta. Ve birazcık daha geri plandaydık bu eğitim amaçlı olarak. Ve şimdi şu an birazcık ön plana çıkmaya başladı eğitimler. Daha iyi olmaya başladı. Bu şekilde iyi gidiyor yani şu an. Evet, işinizin zor yanları nelerdir? İşinizin zor yanları bir kadın olarak başarabilmek. Yani gerçekten bir okul sahibi olmak gerçekten zor bir durum. Ve kadın olarak bunları koşuşturmasıdır. Bir kadınları bir ön plana daha fazla atabilmek. Yani zorlukları bayağı bir var. Evet. Keyifli yanları nedir? Keyifli yanları tabii ki öğretmenlik demin dediğim gibi ve öğrencilerle birlikte olabilmek. Onların başarılarını görebilmek. Kıbrıs'ta bunu başarmak, yavru vatanda bunu başarmak ve biraz da Türkiye'ye taşımak, ana vatana taşımak çok güzel bir gurur benim için. Sizlerle birlikte de olabilmek burada. Ne güzel, harika. Onur verici. Bizim için de öyle. Sizin en güçlü yönleriniz nelerdir? En güçlü yönüm bayağı bir hırslı olmam. Yani güzel. Başarma, evet, arzusu var. Evet, kesinlikle başarma arzusu var. Böyle kadınları temsil etmek biraz daha çok güzel. Değişik bir duygu. Yani burada diyebileceğim kendi ayakları üstünde durabilmeleri benim için kadın olarak gerçekten çok büyük bir onur. Kesinlikle. Ne güzel. Sizin bazı ödülleriniz var. Anlatır evet. mısınız? Özge Ulusoy'dan buradan aldığım güzel bir ödülümüz var. Ne güzel. Kıbrıs'ta aldığımız ödüllerimiz var. Yine Türkiye'de farklı kanallarda aldığımız ödüller var. TV8'de aldığımız ödüllerimiz var. Şimdi önümüzdeki yine sezonlarda iş kadını olarak Türkiye'de seçilmiş olarak Kıbrıs'ı temsil etmek amacıyla aldığımız güzel ödüllerimiz var. Harika. Yani yeni projeleriniz nelerdir? Yeni projemiz güzel bir, yani Kıbrıs'ta yapabileceğimiz iyi güzel bir ilkokullardan bir tanesi. Bütün komple verebileceğimiz eğitimler mevcut. Ve üniversite aşamasında doğru ne güzel. Başarabilmek, bunları yapabilmek büyük bir proje adı altında. Güzel bir okul içerisindeyiz. Şahane, ne kadar güzel. Peki sizi en çok ne motive eder? Beni en çok ne motive eder? Şu an tabii ki yapılacak olan bir okul projesi. Buranın bitiş amacıyla birlikte
öğrencileri orada görebilmek ve orada iyi bir eğitimi verebilmek ve her dalda olabilecek olan eğitimler, yani sadece kuaför güzellik dal altında değil, aşçılık eğitimi de çikolata eğitimidir. Bunlar Kıbrıs'ta da olmayan şeyler. Geniş kapsamlı birçok konu. Kesinlikle evet ve en çok beni motive eden tek konu Kıbrıs'ta olmayan şeyleri başarabilmek de benim için önemli olan. Yenilik katmak. Yenilik katmak ve tek olabilecek olan eğitimler benim için, yani öğrencilerin tek alabileceği, yani sadece öğrenci buradan kalkıp da Kıbrıs'tan başka bir memlekete gitmesine gerek yok. Ayrılmasın. Tabii. Tek amaç yani. Beyin göçü. Kesinlikle. Zarar veriyor ülkeye, evet. Kayıp. Yani önemli olan yavru vatanımız olduğu için evet. Kıbrıs'taki gençlerimizi Kıbrıs'ta tutabilmek. Evet. Önemli olan bu. Ne güzel. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Yavru vatanı Kıbrıs'ımızı buraya taşımaktan sizlere, Türkiye'ye bir iş kadını olarak burada sizlerin gözü önünde temsil ediyorsunuz. Evet, ne aynen güzel. Öyle temsil edilmek. Kanalınıza, yani sizlere çok teşekkür ediyorum. Buradan. Rica ederiz. Çok mutlu olduk. Ben şeref mutlu verdiniz. Oldum. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Bugünkü konuğumuz iş kadını Bahar Denizoğlu'ydu. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için tekrar teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim tekrardan Türkiye'ye, buraya sizlerin davetiniz için. Rica ederiz. Çok memnun olduk. Her zaman bekleriz sizi. İnşallah. Teşekkürler. Evet, teşekkürler. Değerli izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.